Fatma teyze. İnci piniyle atarım. İncesinde bunu da gördük, bunu da tattık. Aynan körük olmasa ben gelin gitmem. Gerçekten kayaların arasından süzülüp iniyor. Bir önceki deve yaşlanmış, öyle değil mi? Yaşlandığı için onu kesime göndermişler. Sevgili izleyicilerimiz, Adım Adım Anadolu sizler için Anadolu'yu adım adım gezmeye devam ediyor. Bu hafta Ahevranı'yla Aşık Paşa'sına, Muharrem Ertaş'a, Neşet Ertaş'a yurt olan Kırşehir'i sizler için gezeceğiz. Haydi başlayalım. Çalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Şehir turu yapıyoruz. Şehri tanımaya çalışıyoruz. Şöyle inceliyoruz, bakıyoruz. Gerçekten çok güzel bir şehir. Orada bir izleyicimiz denk geldi. Sağ olsunlar bizi görünce. Sohbet etmeye başladık. Kırşehir'den izlendiğimizi de efendim böylelikle anlamış olduk. Sizler Almanya'da, pardon, Fransa'da yaşıyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii, ben Kırşehirliyim aslan. Ama Fransa'da kalıyorum. Strasbourg'da çalışıyorum. Devamlı programınızı izlediğim Allah için tesadüf olarak sizi tanıdım, memnun oldum. Yani biz çekimlerimizi yapıyorduk tabii, efendim. Şehrin genel görüntülerini alıyorduk. Tabii. O arada sağ olsunlar denk geldiler. Memnun oldum. Çok güzel bir program izlediğim için sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şu an için memlekete geldim. Memleket ziyareti yapıyoruz. Kısmet olursa 3 hafta sonra Fransa'ya tekrar döneceğiz. Memnunuz yani. Orada emekliyim. Burada da emekliyim. Ziyaret için geldiniz. Ziyaret için geldik tabii. Ziyaret için geldik tabii. Hem hanım emekli hem ben emekli. Ne güzel. Memnun olduk tabii. Elmas teyze sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne almaya çıktınız bugün iki emekli? Geziyoruz vallahi, ne bileyim, ben şöyle Kırşehir'i bir dolaşalım dedik. Sizi de görünce sizin programı çok seviyorum çok ben. Sağ olun. Ben mutfakta olduğum zaman beyim hemen çağırıyor, gel gel koş. Hemen geliyorum, sizin programı izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben de çok teşekkür ederim. Şimdi sizin isminiz neydi? Çok Hasan Koca. Hasan amca diyor ki sen işte köylere gidiyorsun. Ondan sonra devam etsin Hasan amca. Nasıl oluyor? Köylere gidiyorsun. Bazı köy usullerini bayanlarla konuşurken, yaşlı bayanlarla, ninelerle bazı şeyleri bilemiyorsun. Fot yapıyorsun ama kadını konuşturmasını beceriyorsun. Doğruyu öğreniyorsun en sonunda yani. Yani ben onlardan öğreniyorum. Çünkü hepsini çünkü bilmemiz mümkün değil. Aynen. O börekleri, çöreklerin hepsini Elmas teyzem bilir. Tabii tabii. Bilir değil mi? Tabii, o bilir. Çok güzel, çok güzel yapar. Ama sizin o konuştuğunuz kişiler de iyisini biliyor da sen bilmediğin için
öyle konuşturmasını da biliyorsun en azından yani. Takdir ediyorum. Allah çok razı olsun. Çok teşekkür çok ederim. Yani onlar biliyorlar, biz de onlardan öğreniyoruz. Ama en azından konuşturmasını beceriyorsun yani. İşte o da bizim işimiz artık. O bayan aslında çok iyi biliyorsa da sizinle konuşurken bazı şeyleri şaşırıyor yani. Öyle ama, oluyor bazen ama. Ama doğruları güzel çözüyorsun. Onlardan öğreniyorum. Güzel, bence. Çok güzel oluyor. Memnun oluyorum yani. Güzel yapar mı Elmas teyzem? Çok börek güzel yapar. Çörek. Ama iyi de Fransa'da gitmiş, çalışmış. O evet, arada evet. Nasıl yaptı sana börek çöreği? Kilomdan belli zaten yani. Belli belli. Vallahi yani. Belli Hasan amca. Hiç şey yaptım. Hem çalışır gelirdim, hem işime bakardım, hem böreğimi çöreğimi yapardım. Yani amcan ondan kilo aldı. Ondan evet. Kiloya aldırdın evet, amcama. Evet. Yani Türk kadını öyle. Tabii. Hem işi halleder, Kayseri, hem evi. Kayseri mantısı, Kırşehir çöreği, Kırşehir pekmezi. Bu gibi özel şeyleri yiyoruz, illaki orada kilo alıyoruz. Yani, tabii. Orada biz pekmez de yapıyoruz. Üzümde çalışıyorum ben. Öyle mi? He, evet, adam bize üzümü verdiği zaman pekmezimizi kendimiz yapıyoruz. Burada toprak götürdük. Buradan toprağı Fransa'ya götürdün, orada da pekmez alıyorsun. Pekmezimi ya kendim yapıyorum. Kırşehir pekmezini orada yapıyorsun ya. Yani. Peki buranın üzümleriyle bir oluyor mu? Aynı. Biraz ekşiliği var ama aynı oluyor. Yine de tutmaz değil mi Kırşehir'in üzümü? İçmek lazım. Tabii onların üzümü genellikle şarap için yapılmış ama yapmasını becerirsen oluyor yani. Bir de bizde tecrübe var. Kırşehirlere pekmez akıllı derler. Ben sormayayım dedim de sen söyledin vallahi. Pekmezciyiz biz. Şimdi Kayserilerin pastırmayla milleti biraz şey yaptığı gibi esnafı gibi bizim esnafımız da belli etmemek için fareyi yutmuş. Küpü açmış. Şu güzel diye tadına bakarken küpün birinde bir fare çıkmış. Eyvah. Hemen yutmuş onu. Eyvah. Neyse alıcı sormuş ne yaptın demiş. Benim yuttuğum şey özel bir şey demiş. Üç küpte bir çıkarıp onu da sahibi yutar demiş. İçindekinin ne olduğunu söylememiş yani. Ama bak işte pekmez akıllı diye olay saptırıyor. Ne kadar akıllı. Güzel, evet. Güzel, değil mi Elmas? Tabii. Yani tabii. Orada işi çok güzel çok çevirmiş. Güzel yapmış yine de pekmezi satmış yani. Ya o pekmezi yine de tabii, satar. Tabii içinde ne çıktığını söylese almayacak adam değil mi? Yutmuş. Yani ne yuttun amca demiş. O da demiş üç küpte bir çıkar onu da sahibi yutar demiş. Onu da sana vermeyiz sahibi yutar. Evet. Pekmez akıllı diye çeviriyor da işte böyle zeki ol. Pekmez evet. İçen zeki olmaz çok mı? Akıllı olmaz çok mı? Olur tabii. Hep çocuklara yani. Pekmez içirmezler mi Elmas Bey? Tabii içirirler, pekmez öyle içirirler. Kışın ilaç yerine kullanıyoruz yani. Yani evet. Kesinlikle evet. Öyle. İlaç yerine geçer. Yani çok faydalı tabii. Sizinle karşılaştığıma çok mutlu oldum. Ben çok sevindim. Çok memnun oldum. Çok şeref verdiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah size kolaylık versin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Fransa'ya da çocuklarınızın hepsine çok selam gönderin. Allah razı olsun. Gidesinler oradan. Çocuklarıma ve torunlarıma hepsine ayrı selam ediyorum. Arkadaşlarıma, hemşerilerime hepsine. Beni tanıyan, tanıyan, sevenler hepsine. Hepsine selam gönderin. Hepsine selam. Hepsine. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok selamlar. Hayırlı günler. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Dolaşırken Kayseri'de bir esnaf ablamıza denk geldik. Meryem abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür bizdeyiz. Kayseri Akkış'ta değil mi? Akkış'ta evet. Akkış'tan nasıl geçiyor Kırşehir'de vakit? Özlüyor musunuz Kayseri'yi? Yani de burada daha güzel. Güzel mi? Ne güzel. Açıdan? Daha küçük, daha şirin. Metropol değil otobüs ama. Otobüs yok, dolmuş yok, hiçbir şey yok. İstediğin yere yürüyerek gidebiliyorsun. Yürüyerek çok rahat yetişebiliyorsun gideceğin yerlere. Aynen, kısa mesafeler. Aynen öyle evet. Zaten herhalde 2-3 tane caddesi var. Yani bir buradan boydan bu yolun sonuna kadar başka bir dur, yer yok. Dur şunu öğrendim. Ankara Caddesi var, Lise Caddesi var, bir de Terme Caddesi Terme var. Terme Caddesi başka var. Başka yok. Başka yok. Kim var Kayseri'de yaşıyor? Benim bütün akrabalarım orada. Hepsi. Herkes Kayseri'de. Hepsi. Ailen de Kayseri'de. Sen annemler buradalar da yani geri kalan herkes orada. Herkes Kayseri'de. Evet. Siz de burada manavcılık yapıyorsunuz eşinizle birlikte. Evet. Esnafsınız yani. Esnaf olduk. Ahevran'ın memleketinde evet, biraz evet. Daha yani Ahevran'ın yurdunda biraz daha ağır bu. Öyle evet, değil mi? Aynen öyle. Çok güzel. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok Kayseri'ye var mı selamınız? Herkese, bütün tanıdıklarıma, bütün akrabalarıma selam. Hepsine selam. Gördüğüm günden beri sinema aşkına dağlı. Gördüğüm günden beri sinema aşkına
Saçları senden, saç bağı benden. Var git ey güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden. Var git ey güzel, küsmüşem senden. Şehrin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi Cacabey Gökbilim Merkezi. 1272 yılında dönemin Kırşehir Valisi Nurettin Cibril bin Cacabey tarafından matematik, fen bilimleri ve astronomi derslerinin verildiği bir medrese olarak yaptırıldı. Anadolu Selçuklu süsleme sanatının en güzel örneklerinin birisi olan ve ustasının adeta ruhunu işlediği, sırrını verdiği çift renkli taç kapısı yapının bir diğer dikkat çeken unsuru. Taç kapının üzerine işlenen bazı şekiller bugün tartışma konusu olmuş. Özellikle taç kapının girişindeki sütuncelerin başlıklarından sarkıtılan kürelerin ayı ve güneşi sembolize ettiği, ayrıca alınlığın sağ ve sol alt köşesinde yer alan dairesel şekillerin ekvator çizgisini ve eksen eğikliğini gösterdiği üzerine yapılan yorumlar tartışmaları doruk noktasına çıkarmış. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin de yer aldığı taç kapının üzerinde ve türbe penceresinde bulunan süslemelerin usta eller tarafından büyük bir itinayla işlendiği de gözden kaçmamakta. İç mekandaysa avlunun ortasında gökbilim incelemelerinin yapıldığı rasat kuyusuyla hemen üzerinde aydınlık feneri yer almakta. Ayrıca eğitim amaçlı yapılmış 8 adet öğrenci odası bulunmakta. Aynı zamanda koni ve kürelerin üst üste bindirilmesiyle oluşmuş, ana eyvanın köşelerinde yer alan sütuncelerin güneş sistemindeki gezegenleri sembolize ettiği düşüncesi oldukça yaygın. Ayrıca bugün bütün ihtişamı ve gizemiyle ayakta duran ve atalarımızdan mukaddes bir emanet olarak bizlere miras kalan Cacabey Gökbilim Medresesi'nin Dünya Astronomi Mirası listesine alınması için çalışmalar başlatılmış. Kırşehir'e büyük eserler bırakan ve bilime böylesine değer veren Cacabey'in türbesinin de bulunduğu medrese bugün birçok ziyaretçinin ilgi odağı olmuş. Dedik ki analar sofraya ne getirir, eşlerini neyle besler, çocuklarını neyle büyütür merak ettik. Kırşehir Boztepe ilçesine geldik efendim. Ablalar büyük bir hazırlığın içindeler. Yani bir şeyler pişiyor da isimlerini bilmiyorum Hatice teyze. İsimleri bu çığırtma. Çığırtma. Şu pişirdiği çullama. 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 Başka? Mantı diyor. Mantı pişiyor. Su böreği. Su böreği. Bir de bir şey var. Faside var. Bamya var. Sizin pekmezlerden mi yapılıyor onlar? Tabii. Sen pekmez yapıyor musun? Yaparım. Köy bekmezi değil mi Ayşana? Köy bekmezi kızım. Ya bak ben diyorum ki bu hep diyorum yaşlılara atıyorlar bu oklavanın ondan sonra tahtanın başına diyorum. Sizi kandırıyorlar. Ana sen iyi biliyorsun. Şöyle şimdiki gençler yapamıyor. Kocalara atıyorlar bunu ha. Yapamıyorlar. Yapıyorlar ya, kız olurlar mı? Sen niye geçmedin o zaman tahtanın? Ben geç geldim o yüzden. Mazeret de olur zaten. Geç geldim. Çocuğu okula gönderdim. Değil mi Hatice teyze? Evet, sizin gibi olamıyorlar ama. Tabii bizim gibi ne olacak? Ya öğretemediniz mi acaba bu gençlere? Şimdiki daha büyüyenler bilmiyor da. Azıcık böyle bunun gibiler biliyor.
Azıcık şöyle 30-30 yaşa yakınlar biliyor. Onlar biliyor. Şimdikilerden hiç hayır bekleme zaten. Yok. Öyle mi Ayşe Hanım? Tabii kızım, okuyanlar iş yok kızım. Okumayanlar böyle iş yapıyor işte. İşte senin gibi geçiyor başına. Doğru kızım, doğru. Kaç çocuk büyüttün? 4 tane. 4 tane büyüttün. He. Şimdi de onların yanındasın herhalde. Şimdi onların hepsi yanında, kızları da yanında. Hala da yemeklerini de sen mi yapıyorsun lan? Yapıyorum, hala da yemeklerini yapıyorum. Gelinler ne işe yarıyor? Gelinler de ev temizliği, ev süpürüyor işte. Gelinler de... Kıyamadı bak, kıyamadı. Onlar da ev temizliği. He, benimki de yemek işi kızım. Nereye gidiyorsun? Gelip gelip. Dur, karpuz keseceğiz. Yok, 10 dakika sonra gelin. 10 dakika sonra gel. 10 dakika sonra geleceğim diyor. Ne işin var acaba acele? Bunlarla konuşacağım, ben gelirim. Geleceksin mi? Bu yalnız bırakma bizi. Korkuyor mu? Ay canım benim ya. O da pişiriyor şimdi. Çullamaydı değil mi? Çullamaydı. Çullama. Çullama nasıl pişer? Yakıyorsunuz mu hanımlar? Ne yapıyorsun? Sen mi pişiriyorsun? Ha dur, o çullama, bu neydi, karıştırdım. Bu çığırtma. Bu çığırtma. Ya niye böyle çığırtmalı, bağırtmalı isimler demişler bunlara? Niye çığırtma demişler? Adetten oldu bitti. Gelenek görenek. Dur ben ona bir yorum yapayım. Herhalde çocuk ya da işte evin beyi acıkmış. Ya çığırtma çığırtma, pişiriyorum pişiriyorum demiş. Kabul ettiler hemen de. Dur öbür tarafa geçelim. Orada ne vardı? Çullama. Çullama. Kadın teyze kendini şöyle anlattı. Boztepe'nin ahçısı. Yani hep mi sen pişiriyorsun yemekleri? Ben de pişiririm, ablalarım da pişirir. Boztepe'de biz ahçıyız. Ha siz ailece. Ailecek. Ablalarım. Ailecek. Hem amcamızın kızları, bu amcamın kızı. Reisin. Şimdi iddiayı görüyorsunuz değil mi hanımlar? Reisin annesi benim amcamın kızı, Öpez amcamın kızı. Ayşe teyze, Ayşe Hanım. Bak diyor ki yani biz en iyisini biliriz. Biz de en iyisini. Doğru mu? Boztepe'de en iyisini biliriz. Tamam, doğru. Heh. Genel olarak da onaylanıyor. Tamam. Ne güzel. Akçalardan. Akçalar. Kim bu akçalar? Akçalar bizim babamın soyu. Babanın soyuna akçalar diyorlar. Akçalar diyorlar. Akçalardan da böyle güzel maharetli hanımlar çıkıyormuş. Güzel hemen yemekler yapıyorlarmış efendim. Ne güzel, ellerine sağlık. Ne sağ yaptın peki sen bize? Keşkek yaptım. Dolma yaptım, biber dolması. Pamiye yaptım. Pamiye. Aman. Ondan başka? Sonra köfte yaptım, sulu köfte. Köfte doymuyorum ben, başka? Bulgur pilavı yaptım. Bulgur pilavı. Ondan sonra. Başka? Çullama yaptım. Çullamayı sen mi yaptın? Ben yaptım. Kadın teyze. Çullama nedir bir anlatsana. Çullama zamanında ebemizden dedemizden kalma unu kavuruyor. Onu suyla cıvıdıyor. Onu karıştırıyor pişiriyor. İçine unla. İçine şeyini atıyor. Sen söyle kıymasını koyuyor. Kıymasını koyuyor. Ondan sonra üstüne tereyağına biber yaktık. Biberini. Oh, ha kızım. Zerdali kavurdum. Zerdali kavurdun. Zerdali. Onun hasidemizi yaptık. Haside. Un, pekmez. Ondan pekmez. Bir de zeytinyağıyla yapıyor musun? Zeytinyağını karıştır pişiriyor onu. Normalde bunu tereyağıyla falan yaparlar. Niye burada zeytinyağıyla yapıyorlar? Burada zeytinyağıyla yaparlar. Bizim burada bununla. Eskiden bezir olurmuştu. Bezirle yaparmıştı ebelerimiz, dedelerimiz. Şimdi bezir kalktığı için pekmezine yapıyor. Bezir dediğin ne kadın? Bezir şey zarek diller, zarek. Ekellerim işte tarlaya. Zara da çekellerim işte, onun bezirini çıkardılar. Onun yağını çıkarttılar. Tarhanayı normalde kuruturlar ya. Siz de kurutmuyorlar değil mi? Biz kurutmuyoruz. Yalnız yayla çorbası gibi böyle karıştırıyor yoğurdunu. Denemizi pişiriyor, yarmamızı. Yarmayla karıştırıyor. Onu içine nohudunu atıyor. Soğanını koyuyor. Soğan koyduk biz içine. Geri onu alırız yerken. Ha o soğanı niye koyuyorsunuz? O soğan zelletini verir. Çorbanın zelletini verir. Zelletini veriyor çorbanın. Tabii çorbanın zelletini verir. Güzel kızım. Efendim birazdan da bu yemeklerimizin tadına bakacağız. Hep birlikte tüm hanımları alacağım. Boztepe'li hanımlarla sohbetimiz orada devam edecek. Kadın teyze baş aşçı, onu baş köşeye oturtacağız. Dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze, doyulur mu doyulur mu? Aşkına bakışan göze, doyulur mu doyulur mu? Ah doyulur mu doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır. Ah doyulur mu?
mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Can yanına kıyanlar hakkın kulu sayılır. İki büyük nimetim var, biri anam, biri yarim. İkisine de kıymetim var, biri anam, biri yarim. Ana deyip de geçilmez, o yar anadan seçilmez. İkisine de kıymet biçilmez, biri anam, biri yârim. Anam, anam, garip anam, gel bu derde sen de dayan. İkisinin de bir teni, biri anam, biri yârim. Alkış ya, vallahi alkış. Uygulandırdın bize Sare teyze. Allah razı olsun. Ha, söyler söyler. Söyler de mi? Zahide'm de der o. Evet. Zahide kurbanım olacak halim. Yine bir laf duydum, kırıldın belim. Yine bir laf duydum, kırıldın belim. Gelenden geçenden soruyorum haber. Diyorlar Zahide'm oluyor mu gelin? Diyorlar Zahide'm oluyor mu gelin? Zahide kurbanım sallama beşik, beni geç yaşımda sen ettin aşık. Beni geç yaşımda sen ettin aşık. Ay ne güzel sesin var Müsait teyze senin. Evet, yemeklerimizi kurduk soframıza güzel Sare teyzeden, doğru mu? Evet. Heh, müziğimizi, güzeldi. Türkümüzü dinledik. Şimdi yemeklerimizin tadına bakacağız, anlatacağız tabii, değil mi kadın tabii, teyze? Tabii kızım, bu ne? Tabii. Bu bamyamız. Mis gibi koktu. Mis gibi bamyamız. Bamya çorbası mı, yemek mi? Bamyamızın çorbası işte. Çorbası, bu etli bamya. Etli bamya. Oh, oh, oh. Baş aşçı, hı, kadın teyzeden bamya çorbası. Bu tarafa geliyor. Dolmamız, patlıcan dolmamız. Bunda böyle kuruturuk biberi bahçemizin, kendi yöremizin kurusuna yaparız. Ay ay, güzelliğe bakın. Hı. Efendim, çok lezzetli olur. Zeytinyağı mı? Yok, etli. Etli. Kıymalı. Bu ne? Bu da köftemiz, sulu köftemiz. Sulu köfte. O bunu da bulgurdan. İnce bulgurdan. Bunu kıymayla yoğururuk, dökerik böyle, yuvarlar güzel güzel. Hanımlar, bu arada arkamızı döndük de kusura bakmayın, hani yemekleri anlatmak. Senin görevin o kızım. Allah razı olsun. Yaparız bunu, biz bunu. Evet. Sulu köfte efendim, sulu bulgurdan köfte yapılıyor. Bu da keşkemiz bu, yarma dedik biz buna, buğdayı dövdürürük. Buğdaydan yarma. Yarmayla böyle iri, keşkek, iri, kocaman keşkek pişirir kemiğiyle. Keşkek. Keşkek. Boztepe'nin yemeği bu, öyle mi keşkek? Keşkek. Evet. Boztepe'ye has efendim, yarmadan yapılan yöresel yemek keşkek. Bu da keşkekimiz. Etli. Kemikli. Kemikli. Ha, et değil de daha çok kaburga mı onlar? Kaburga. Kadın teyze. Kaburga, koyun kaburgası. Koyun kaburgasından ve yarmadan yapılıyor. Yarmadan yapılıyor. İri iri yarma, şişmiş. Şişmiş. Çok güzel olmuş efendim. Bu da biz bu unu kavururuk tereyağıyla. Ondan sonra suyuyla özerik. Bu da bizim şeyimiz. Çullamamız. Çullamamız, çullamamız. Tereyağı. Çullamamız, tereyağı, bunu karıştırıp böyle pelte gibi yaparız. Oh. Koyuca. Oh. Onun üstüne de tereyağı, biberli oh dökerik. Bunu da böyle yirik.
Başka yorumu olan var mı? Biz başaşçıyla geziyoruz da hepinizin emeği var. Onaylıyorsunuz değil mi? Onay, tabii onaylıyorum. Yöremizin böreği, şu böreği. Küstüm şimdi, yani bu yapılır mı? Şu böreği kim yedi, şurayı kim aldı? Orayı. Kim aldı? Başkan Bey mi almış orayı? Başkanımız yani bu böreği niye böyle böldünüz başkanım? Dayanamamış başkan bey, afiyet olsun efendim. İşin esprisi bir tarafa. İncecik açarık, suda pişiririk. Döşerik su böreği, ortasını etini koyuruk. Yaparık bunu da böyle. Bu da bizim mantımız. Hah, meşhur yaptık ya bu mantıyı biraz önce. Şimdi burada durum tersine işliyor, Kayseri'deki gibi değil. Kayseri'de biz normalde açar sıkarız. Burada, burada şöyle kesilip, sonra kıyması üstüne dökülüyor. Aha, kızım bak. Sen teyze gel. O da hemen neydi bu, çörek miydi? Çörek. Çöreği düzeltmeye koştu geldi. Sen de yapar mısın çörek? Yaparım. Oh maşallah. Mantımız. Köy mantısı. Köy mantısı. Evet. Üstüne kesiliyor efendim hamuru değil mi? Hamurunu keserik, açarık, keserik, suda pişiririk, yoğurduna katarık, samursaklı yoğurduna. Oh. Üstüne de böyle sosunu yapar dökerik. Maşallah, maşallah, harika. Şu çörek nasıl yapılıyor Sevim teyze? Mayalarık, açarık, tandırasıya vururuk. Ama şimdi fırınımız çıktı, fırında yapıyor. He, şimdi işte kolaylaştı değil mi? Kolaylaştı. Fırında. Fırında yapıyor. Bizim çorbamız. Yayla, çorba efendim, yayla çorbamız. Yayla çorbamız. Yayla çorbamız. Tereyağı iş başında hani? Kokuyor güzel güzel. Tereyağı, yarmamız yine. Harika, harika. Buğday yarması. Şurada başka bir pilav çeşidi var. Bu da bizim bulgur pilavımız. Biz buna kurt pilav demek de şeydir, salçalı pişiririk. Hı hı. Domatesli, salçalı, biberli. Bu kurt da bizim pilavı da meşhur değil mi Kırşehir'de? Tabii, kurt, evet. Kurt pilavı da meşhur. Hı hı. Sadece biz salçalı yaptık bunu. Bu salçalı oluyor, üstüne salçalı. Tavuk yapıyorsunuz. Üstüne de tavuk yapıyor. Harika. Ha, bu da hastemiz. O da haside. Şeyle yapılan, pekmezle. Pekmezle. Yağla. Evet. Zeytinyağını, evlat pekmezle kararık bir şey hamurunu. Yaparık. Onun zeytinyağı da karıştırır pişiririz. Daha sonra da işte bu daha güzel manzarayla karşı karşıya. Ne atladın? Zerdali kavurmamız. Zerdali kavurması. Kayısı. Kayısı. Kayısı kavuruyorsunuz. Kayısı. Şerbet mi var içinde? İçine şekerini atarık. Ondan sonra tereyağını dökerik. Oh mis. Tereyağımız da biraz donmuş ama ısıtır yeriz. Ne olacak? Ay, ablalarım benim, teyzelerim benim, analarım benim. Ellerinize sağlık. Şimdi hep birlikte bunları. Kızım. Tamam kadın teyzem. Hadi ellerine sağlık. Hadi. Oh. Oh. Sen de sağ ol. Çok sevdim. Misafir olsun. Oy kalayım. Bugün de senin teyzede kalayım. Şimdi hepsini afiyetle yiyeceğiz efendim. Hep birlikte hepinizin ellerine sağlık. Hepinize çok teşekkür ederim. Zülüflerin dökse yüze, yar badeyi sunsa bize. Ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da başkanımıza bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Ramazan Aydın, Boztepe Belediye Başkanı. Oo, Kaysi geldi bu arada da. Teşekkürler. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ediyorum. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, TV Kayseri adına tekrar hoş geldiniz çok diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Sıkıntı yok. Gezdik, gördük. Boztepe'li ablalarımızla tanıştık, abilerimizle tanıştık. Çok mutlu olduk ama Boztepe'yi de biz sizden dinleyelim. Boztepe 1700'lü yıllarda kurulmuş. Tarıma dayalı. 1991'de de ilçe olmuş ufak bir beldemiz. Ama bütün geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Kırşehir'e en yakın ilçesi, 17 kilometre uzaklıktayız. Büyük işletme olarak da Malya Tarım işletmemiz var. 8 kilometre uzaklıkta. Kırşehir'in ovası, Konya ovası nasılsa biz de Kırşehir'in ovasıyız tarımda. Tek geçim kaynağımız da tarım. Yıllardır Almanya gurbet, 50 sene önce Almanya'ya giden vatandaşlarımız yavaş yavaş dönüş yapmaya başladılar. Fakat çoğu kesimde Kırşehir'e yerleşiyor. Kırsalda kaldığımız için de fazla gelişemiyoruz. Göç veriyoruz. Yazın nüfusumuzu ikiye katlıyoruz. Kışın geri yarıya düşüyoruz yani. Ama yine de
güzel bir ilçemiz var, yeşil bir ilçemiz var. Daha da yeşil yapmak için de çalışıyoruz. İnşallah. Çünkü ismini hani Kırşehir Kır olduğu için evet. alıyor biraz da. Yemeklerimizi harikaydı gördünüz. Kendi kültürümüze, kendi ilçemize özgü hem düğün yemeği hem Boztepe'nin düğünlerde de yapılıyor. Kültür yemeğimiz bunlar bizim. Evet. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kayseri'ye selamlar bizden. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Ahi Evran'ın, Aşık Paşa'nın, Muharrem Ertaş'ın, Neşet Ertaş'ın diyarında çok güzel bir toplulukla ve Ahi Baba'yla, Kırşehir'in Ahi Babası Mustafa Karagüllü ile birlikteyiz. Aynı zamanda da Ustalar Topluluğu'yla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan ustalarla birlikteyiz. Aynı zamanda hepsi Neşet Ertaş'ın, rahmetli Neşet Ertaş'ın akrabası. Onlarla birazdan sohbet edeceğiz. Çok güzel türküler dinleyeceğiz. Aynı zamanda da Mustafa amca yanımızda, Mustafa Karagüllü, Kırşehir'de Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliği'ni ilk kuran isim. 46 yıl bu görevi sürdürüyor. Hala da kooperatif başkanlığı yapıyor. Ahilikle ilgili, esnaf kültürüyle ilgili hepimiz bir şeyler biliriz ama önemli olan bunu yaşamak mıdır Mustafa amca? Bu kültürü kendin yaşayıp çevrendeki esnaf kardeşlere de yaşatmak mıdır? Tabii esnaf çok önemli bir kurumdur. Ahilik kurumudur. Kırşehir ustalarım tabii bu işin menbaı. Kırşehir Türk kültürünü ve folklorunun toplandığı yer değil, doğup yayıldığı bir merkez olmuş. Dikkatinizi çekerim. Kırşehir Türk kültürü ve folklorunun toplandığı, temerküz ettiği yer değil, doğup yayıldığı bir merkez olmuştur. Tabii ahilik çok önemli bir kültür. Biz bu kültürü, kültür ve beraberliğimiz olan, komşu ilimiz olan Kayseri ile paylaşa geldik. Bendeniz Ankara Esnaf Kuruluşları'nın, kredi kooperatiflerinin bölge başkanı iken Kayseri ilimiz de Ankara bölgemize bağlıydı. O münasebette de Kayseri ile mesleki alanda çok iyi beraberliklerimiz oldu. Binaenaleyh bir Kayseri televizyonumuzun Kırşehir'de böyle bir çekimi düşünmesi, yapması beni ayrıca memnun ve mütehassız etmiştir. Arkadaşlar bir çalsın söylesin. Merhaba diyelim evet onlara da. Ahi babası Kırşehir'in Mustafa Karagüllü amcamız. Gerçekten uzun yıldır ahilik kültürün 60 küsur yıldır ahilik kültürünü yansıtıyor. Kırşehir'de mihenk taşlarından bir tanesiniz ve bunu sadece Kırşehir için de değil diğer illerde de sempozyumlara, konferanslara katılıyorsunuz. Konuşmamız devam edecek, sohbetimiz devam edecek Mustafa amcayla. Bir de şöyle ustalara dönmek istiyorum ben. Efendim çalıp söylüyorsunuz. Bu türküleri, bu güzel türkülerimizi nesillerden nesillere bu şekilde aktarılıyor. Sizler sayesinde de inşallah. Aynı zamanda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyorsunuz ama ustalar topluluğu ne yapar? Kültürün aktarılması, bu türkü kültürünün aktarılması açısından neler yapıyorsunuz? Ustalar topluluğu bu kültürün yaşatılması için, yaşaması için, geleneğin devam etmesi için, ozanlarımızın isimlerinin, türkülerinin unutulmaması için çalışan bir grup. Bu arada hemen parantez açalım. Bir sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Aydın Çekiç. Kültür Bakanlığı Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'ndan bağlama ve ses sanatçısıyım. İlk olarak ne dinleyeceğiz? Burası Türkü Vatanı. Evet. Ozanlar Diyarı. Evet. Onun için ilimizin ismi geçen türkümüz Şirin Kırşehir'e başlayalım. Şirin Kırşehir'i dinleyelim ilk olarak o zaman. Thank you.
sakaldım gurbet, elde derdimsin. Hasretin bağrımda, derin kır şeyim. Hasretin bağrımda, derin kır şeyim. Derin kır şeyim. Bence üniversitelerde eğitim dili İngilizce olmalı. Peki ya lisede aldığım eğitim üniversite için yeterli olmasa o zaman ne olacak? %100 İngilizce eğitim veren AGÜ, hazırlık döneminde ihtiyaç duyan her öğrencisini bir dönem Amerika'da ücretsiz dil eğitimine gönderiyor. Şimdi AGÜ zamanı. Sizin mutfakta ne varsa bizim mutfakta da o var. Güneş doğarken dünya yeniden kurulur. Her sabah taze bir başlangıçtır yeni güne. Siyaset, spor, yaşam, sağlık, güncel, sanat, ekonomi ve okunmaya değer bütün haberler Kent Haber'de. Kent Haber'le güne mutlu başlayın. Lezita hayırlı Ramazanlar diler. Bizim mutfak çorbalar gerçek sebzeler kurutularak hiçbir koruyucu madde eklenmeden paketleniyor. Heh, Doktor Bey oğlum da yetişti.
İftarda ne çorbası var bakalım? Bizim mutfakta Nezo gelin. Senden duyduk, pişiriverdik doktor bey oğlum. Kıvamı da tam, lezzeti de tam. Ramazan'da da sizin mutfakta ne varsa bizim mutfakta da olur. Güvenlik ve alarm sistemlerinde profesyonel çözümler sunar. Aselsan Denkasan. Arpol Strapor ve ısı yalıtım levhaları sıcağa ve soğuğa karşı en iyi yalıtım. EPS ısı yalıtım levhalarının Kayseri'deki adresi Arpol Strapor ısı yalıtım levhaları, mükemmel ısı yalıtımı sağlayan EPS ısı yalıtım levhaları, ayrıca Asmolan uygulamaları Arpol Strapor'da. Binalarınızın dış cephe yalıtımında olduğu gibi iç cephe, duvar arası, yerden ısıtma sistemlerinde, teraslarda, çatılarda, soğuk hava depolarında, tavan ve taban yalıtımında TSE, ISO, CE ve OFSAS kalite standart belgeleri ve yangın yönetmeliğine uygun ürünleriyle yalıtımda Türkiye'nin markası. Arpol Strapor ısı yalıtım levhaları. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde numara 9 Kayseri. Telefon 0352 321 28 66 67. www.arpol.com.tr. Evet, işlemimizi tamamlıyorum. 1000 lira indiriminize düşüyorum. Ne? Merve, kızım istikbalde tam 1000 lira indirim var. Hadi çabuk. Ne? Ahmet, kalk. İstikbalde 1000 lira indirim var diyorlar. Alo, ya ne maçı oğlum ya? İstikbale gidiyoruz. 1000 lira indirim varmış. Bekle Merve. İstikbalden evinizi güzelleştirecek kampanya. Şimdi alışveriş yapan herkese anında tam 1000 lira indirim. Hemen istikbale gelin, evinizi yenileyin. World'e özel peşin fiyatına 12 taksit. Üstelik şimdi alın, 2014'te ödemeye başlayın. Hele güzel istikbalde. Buz gibi bir kış geçirmemek için İzo1 izolasyon. Dünyanın en iyi yalıtım malzemesiyle kışlar sıcak, yazlar serin. %70'e varan enerji tasarrufu için temelden çatıya tüm yüzeylerde güvenle. İzo 1 izolasyon. Isıyı korur, suyu muhafaza eder, sesi hapseder. Dünyanın dört bir yanına tıkla. Biletal.com.tr. Kent Haber. Vizyon Kent'in gazetesi. Dolphin Bey boya ve ısı yalıtım sistemleri, kompozit ahşap, İç Anadolu bölge ana bayi Sultanoğulları. Türkiye'de kalitesinden ödün vermeyen markaların ana bayi Sultanoğulları. Kompozit dış mekan yer döşeme sistemleri, sıva filesi çeşitleri, her türlü sıva harçları, yapıştırma harçları, seramik yapıştırıcıları, ders dolguları, köşe profil çıtaları, tüm ısı yalıtım malzemeleri toptan ve perakende satışında aradığınız tek adres Sultanoğulları. Cengiz Topel Mahallesi Koca Sinan Apartmanı numara 17 Kayseri. Telefon 0352 240 07 88. GSM 0532 792 67 70. Demiryolu İş Sendikası Başkanı Yakup Arslan'dan bomba açıklamalar. Hangi grup için Türkiye'den tasfiye edilmeli dedi. Hangi Kayserili iş adamına tarafını belli et çağrısında bulundu. Tüm detaylar Kent Haber'de. Kent Haber, bayinizden ısrarla isteyin. Kent Haber, Vizyon Kent'in gazetesi. Alperen İnşaat. Anadolu'dan İstanbul'a muhteşem bir proje. Asmalı Park Konakları Beylikdüzü. Mutlu olmak için aradığınız her şey burada. 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve %1 KDV ile bu ayrıcalığa sahip olabilirsiniz. Kapalı havuzda günün yorgunluğunu atacaksınız. Size özel fitness salonu. Çocuklarınız için eğlenceli oyun alanları. Bu huzur hem bedeninizi hem ruhunuzu saracak. Alperen Mekik Halı Yıkama Kompleksinde el değmeden tam otomatik makinelerde profesyonel temizlik. Makine halısı, yün halısı, Çin halısı, Şagi halısı, Nepal halısı, metrekaresi sadece 3 liradan başlayan fiyatlarla. Ücretsiz servis için telefon 0352 240 0706.
ustalarımızdan Şirin Kırşehir'i dinledik. Çok güzeldi, öyle değil mi Ay Baba? Çok güzeldi. Harika söylüyorlar gerçekten. Çok güzeldi, evet. Neşet Ertaş'a ait Şirin Kırşehir'i dinledik. Neşet Ertaş'tan bahseder misiniz? Neşet Ertaş'ı yani bahsetmek pek o kadar kolay değil. Bugün ünü dünyaya yayılmış bir kişi. Kendini kabul ettirmiş, ilimizi, Türkiye'mizi dünyada duyurmuş bir sanatçıydı. Kendinin işte dünya kadar eserleri var. Halen devam ediyor, çalınıyor. Kendi gitti ama ruhu şad olsun. Eserleri yaşıyor. Eserleri yaşıyor. Unutulmaz bir kişi. Sanatına erişilmez bir kişi. Neşet Ertaş öylesi bir insan. Evet, Allah rahmet eylesin. Rahmetle anlıyoruz. Toprağı bol olsun. İnşallah diyoruz efendim. Bu topraklarda doğdu. Bir Almanya hikayesi var. Sonrasında tekrar geliyor. Ruhu şad olsun diyoruz. Toprağı bol olsun. Peki Ahi Baba, Mustafa Karagül'le şimdiki esnafı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ahilikle alakalı ne dersiniz şimdiki Ahi Evran'ın torunları için? Şimdi Hazreti bir Ahi Evran 1171'de Horasan doğumlu oluyor. Ve 1204'lerde, 5'lerde Anadolu'ya teşrif ediyor. Kocası Kirmani Hazretleriyle. O da büyük bir mutasavvıf. Birlikte Anadolu'ya geliyorlar. Önce Denizli, sonra Konya ve sonra demin bahsettiğim komşu ve kültür beraberliğimiz olan Kayseri'ye teşrif ediyorlar. Kayseri o tarihte de çok önemli bir sanat ve ticaret merkezi. Çok önemli bir ticaret merkezi. Hazreti bir Ahi Evran kızı Kayseri'yi muhtemel bir Moğol baskısına karşı Türklüğün yüceliği, İslamiyet'in ulviyeti duygularıyla oradaki Türk ve Türkmen ahalisini mezzediyor, yoğuruyor. Hazreti bir Ahi Evran döneminde yani Ahi birliklerinde usta olmak, hani esnaf dediniz de usta olmak, kendi nam ve hesabınıza dükkan açmak var ya, peştemal kuşanmak var ya, bendeniz rahmetli Turgut Özal'a, Süleyman Demirel benim dostumdur. Ona Ankara'da ahi törenlerinde şet kuşatmıştım. Peştemal kuşatmıştım. Bundan çok duygulanmışlardı onlar. Peştemal kuşanan esnaf o zaman ahi birliklerinde usta olduğu zaman Hazreti bir Ahi Evran o usta yaptığı örneğin Karagüllü Mustafa'ya diyor ki seni usta yaptım. Evet. Kendi nam ve hesabınızı dükkan açacaksınız. Ama diyor seni ben öyle bir yetiştirdim ki sana öyle bir misyon ve öyle bir vizyon hedef verdim ki sen diyor bu iş yerinde sadece sanatını yürütmekle, idame ettirmekle kalmayacaksın. Sen diyor yalnız ailenizin geçimiyle iktifa etmeyeceksin. Ya gereğinde devlet umurunda da vazife alacaksın. Düşünebiliyor musun? Ne kadar güzel. Esnaf devlet umurunda da makamlarda da oturacak. Diyor ki tarihçiler Hazreti bir Ahi Evran'ın diyor ve karısı Fatma Bacı'nın diyor yaptığı diyor o kapkaranlık Anadolu'da yaptığı diyor inkılaplar Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Anadolu'nun Türklere yurt ve vatan hasreten Türk dili ve edebiyatı var ya Türk dili çok önemli. Bir de Türkçe konuşmak yasak. Evet. Aşık Paşa buna rağmen Türkçe konuşmuş, Türkçe yazmış. 1200 beyitlik garip namenin aynı zamanda müellifi Ahmet Gülşehir'i de öyle. Onun da yazdığı, çizdiği Mantuk-ı El-Tayr eseri dünya çapında bir edebiyat şaikası. Yaptıkları diyor, hizmetler diyor, 800 sene sonra bugün İnsan muhayresi almaz. Ya. Düşünürüz ya. 800 sene sonra bugün diyor onların yaptığı hizmetleri insan muhayresi olmaz. Nokta. Nokta. Peki ustalarımızdan şimdi ne dinleyeceğiz? Neredesin sen? Neredesin sen? Yine Neşet Ertaş'tan. Neredesin sen?
Kadir'in güneş meydan gözlüğü. Gönlüme seni arıyor neresin? Yine teşekkür ediyoruz. Eserlerin hepsi birbirinden harika yorumlanıyor. Gerçekten çok güzel bir ortamdayız. Abdallar denir, öyle değil mi? Evet. Yani ne için denir? Bundan biraz bahseder misiniz? Abdal Gezginci Ozan, hakkına razı olan, can incitmeyen, tabiri benim bildiğim, duyduğum, büyüklerimizdeki duyduğum budur. Evet, türküyle hemhal olmuş insanlar, öyle değil mi? İç içe olan tabii ki. İç içe olan insanlar. Peki. Edebiyat uzmanları bunlar. Efendilik, sanatseverlik, hiçbir kötü olaylara asla ve asla olmayan, hiç duyulmamıştır. Ben izin verirse Neşet'te de bir anımı hatırlatayım. Tabii, buyurun. Neşet rahmetlikle biz çok beraberliğimiz oldu. Çünkü Kırşehir'e gelen çoğu konuklar benim ev sahipliğimde olurdu. Neşet Usta'yı da hep o misafirlerimizle beraber olurlardı. Hiç unutmuyorum. Bir Bağdam'ında, bir konakta Ankara'dan gelen misafirlerle birlikteydik. Yine Neşet Efendi Muhtar-ı Veçi ile oradaydı. Neşet Efendi siyah giyinmiş. Beyaz gömlek kolları burada falan örtülü beyefendi şeyiyle oturuyor. Kalk oyna dediler. Ve kalktı oynayacak. Ve şeyle, cekadıyla falan oynuyor. Biri dedi ki, cekadını çıkar da rahat oyna falan. Cekadını çıkarmak istemedi. Nedense. Biri kalktı cekadını çıkarmak için ısrar ediyor. Aldı böyle cekadın şeylerini. Bir de baktık ki cekat böyle olunca bu 10 santim beyaz şeyden sonraki bütün gömlek yamalı. Koldan sonra kollar yamalı falan. Onun için çıkarmak istemezmiş. Öyle arzu edermiş. Çıkardı. Mahcup oldu. Biz de mahcup olduk. Neşet'in mektebi yoktu ama yüzlerce üniversite şeyini tahsil etmiş gibi kendini yetiştirmişti. Kendini yetiştirmek de değil yani. Doğuşta bir kabiliyet bu. Evet. Nurlar içinde ya. Anlatmak dediği gibi İsmail'cim Neşet'i çok o zor. Gömlek hatıranızla da birlikte öyle zevki sefa zor. İçinde yaşamış bir insan Neşet, değil fakirlikle tabii, yorulmuş Neşet, bir insan. Neşet tabii usta ve üstad sanatında da üstattı.
Mustafa amca, ahilik çok önemli. Ahilik kültürünün gelişmesi günümüze kadar gelmiş. Bugünden sonra da artık ileriye dönük gelişmesi, yaygınlaştırılması, anlanması, aslında anlamak lazım ahilik kültürünü. Esnafımızın bunu tam anlamıyla kavraması gerekiyor. Çünkü esnaf her şey demek. Ekonomi her şey demek. Ve bu mesela tüm Türkiye'de kutlanır. Ahilik, öyle değil mi? Evet. Birçok etkinliği sadece bazı illerde gerçekleşirken ahilik kutlamaları tüm Türkiye'de kutlanır. Neler önerirsiniz Kırşehir'in ahi babası olarak? Burada çünkü yaşayan bir kültür mirası gibi Mustafa Karagüllü amca ve çok değerli. Ne tavsiyelerde bulunur? Tabii biz ahiliği devlete götürdük. Devletimiz büyük bir olgunlukla bizi dinleme nezaketi gösterdiler. Ve dediler ki evet dediler, ahilikte devlet, devlette ahilik birlikteliği olmuştur dediler. Ben ona cevaben dedim ki madem devlette ahilik, ahilikte devlet birlikteliği var. Kırşehir'de 30 yıldan beri ahilik ve esnaf kültürünün kutlamalarını Kırşehirlerin inançlı, imanlı ama fakir omuzlarına yüklemeyin. Devlet adına hükümet olarak bu ahilik kültürü çalışmalarını daha akademik, daha bilimsel platformlarda siz yapın dedim. Memnuniyetle dediler. Şimdi devletimizin gündeminde ahilik bir milli kültürün de üstünde bir dünya projesi olarak gündeme oturdu. Çok memnun oldum tanıştığıma sizinle. Sağ ol, sağ ol. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet, bu tarafa dönüyorum efendim. Son olarak onlardan da güzel bir parça dinleyeceğiz. Kültür Bakanlığı, Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu. Ya. Son olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı, çok sağ olun. Onların nezdinde size de. Son olarak ne dinleyeceğiz? Yine yöremizden Neşet Ertaş'a ait bir türkü söyleyelim. Bahçe Duvarından Açtım. Bahçe Duvarından Açtım dinliyoruz. Aşık oldum gülüm sana.
Şehri güllük beyli zilfanım. Gül mevsimi tez geçer lili. Halili halili fincanım. Kavuşak sallılır an lili. Şanlık şehri güllük beyli zilfanım. Gül mevsimi tez geçer lili. Halili halili fincanım. Kavuşak sallılır an lili. Şanlık şehri güllük beyli zilfanım. Gidelim dur diyen yok lili. Halili halili fincanım. Kebap oldum yiyen yok lili. Şanlık şehri güllük belili silifanım. Ayrılık gömleğini lili. Halili halili fincanım. Benden başka giyen yok lili. Şanlık şehri güllük belili silifanım. Ayrılık gömleğini lili. Halili halili fincanım. Benden başka giyen yok lili. Şanlık şehri güllük belili silifanım. Sevgili izleyicilerimiz, Kaman ilçesindeyiz. Kaman Kaleök Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmek için geldik. Gerçekten çok güzel bir alandayız şu an. Japon bahçesindeyiz. İzlediğiniz görüntüler Japon bahçesine ait. Aynı zamanda arkeoloji müzesini de ziyaret edeceğiz. Höyük şeklinde olan bir arkeoloji müzesi. Bir benzeri de yok Türkiye'de. Höyük şeklinde bir arkeoloji müzesini ziyaret edeceğiz. Neden Japon bahçesi? Japon hükümetiyle birlikte yürütülüyor çalışmalar. Aynı zamanda bir enstitü de burada mevcut. Yapılan çalışmalarda çıkarılan eserler enstitüde işleniyor. Halka sergileniyor müzede de aynı zamanda. Ve burada da bir Japon bahçesi oluşturulmuş Japonlar tarafından. Çok güzel, çok yeşil bir bahçe. Aynı zamanda kendi ağaçlarını dikmişler. Kendi balıklarını burada yapay bir gölde yetiştiriyorlar. Çok güzel bir alandan görüntüleri izlediniz. Şimdi de müze kısmına geçiyoruz. 1986 yılında başlamış çalışmalar. Günümüze kadar devam ediyor. Şu an bir ara verilmiş ama yaz dönemiyle birlikte, yaz aylarıyla birlikte çalışmalar devam edecek. Çıkartılan tarih eserlerde müzede sergileniyor. Hep birlikte isterseniz şimdi müzeye geçelim. Müzenin içerisindeyiz. Neylan Alpay Seri burada görev yapan arkeologlardan bir tanesi. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. İyiyiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Geldiğiniz için mutlu olduk. Ben size biraz müzeyi anlatayım isterseniz. 1986 yılında Kaman Kaleök Höyük'te kazılar başlanılıyor. Japon prensi Mikasa tarafından Höyük'e ilk kazma vuruluyor. Şu anda kazılar devam etmektedir. 27 yıldır kazılarımız devam ediyor. Kaman Kaleök'te 4 yapı katı açığa çıktı. Birinci yapı katı Osmanlı katı, ikinci yapı katı Demir Çağı, üçüncü yapı katı Orta Genç Türk Çağı, dördüncü yapı katı da Eski Tunç Çağı, Asur ticaret konularına çağdaşlaşan Eski Tunç Çağı. Şu anda kazılar devam ediyor Höyük'ümüzde. Müzemizde Höyük'te Höyük'te çıkan eserlerin sergilenmesi amacıyla bu müzemiz 2009 yılında, 2008 yılında inşaatına başlanılmış, 2010 yılında da Kültür Bakanlığı'na devredilip açılmış müzemiz. Höyük iki tane nehrin arasında, yani Kızılırmak Kalsin'de bulunmaktadır. Etrafından, çevresinden su geçer. Şurada da göçmen yolu dediğimiz eski bir yol bulunmaktadır.
Bu çok eski bir yol. Yani ticaretin gerçekleştiği yol. Şu an şu zamanda da bu dönemde de kullanılan yolumuz bu. Bunun yanında müzemizde Büklü Kale ve Yassıyük, Kırıkkale, Büklü Kale kazılarından, Kırşehir, Yassıyük kazılarından gelen eserler de sergilenmektedir. Yani bu müzede üç öğün eserleri sergileniyor. Kaleyük, Büklü Kale ve Yassıyük. Aynı zamanda müzede mimari olarak bir höyü andırıyor. Evet, müzemizin giriş kapısından itibaren müzemiz mimarisi üzeri toprak ve çimlerle kaplı tamamen bir höyük benzeri bir müze. Japon hocaların ya da işte arkeologların da oluşturduğu bahçede gerçekten gezilmeye, evet, görülmeye değer. Orada da yine yeşillik ön, evet, planda. Hem müzenin en yeşil alan olması, böyle bir hani ödüle de layık, hı-hı, görülmesi, Japon bahçesi ve mimari özelliklerinden dolayı bu ödüle layık görüldük. İsminizi anlamını çok merak ettim. Neylan. Evet. Ney çalan bayan. Ney çalan bayan. Neyzen erkek, Osmanlıca Neylan'da ney çalan bayan diye yorumluyoruz. Evet. Öyle diye düşünüyoruz. Kayseri'den ziyaret ediyoruz Kırşehir'i. Ve sizin de eşiniz Kayseriliymiş. Evet. Akrabalarınız var orada muhtemelen. Selam göndermek isterseniz. Evet, selam gönderelim. Ben de Kayserili gelini olarak Kayseri'ye selam gönderiyorum. Kayınvalidem, kayınbabam oradan ve diğer akrabalarımız bilip bilmediği. Herkese, bütün Kayserilere de Türkiye'ye selam olsun. Türkiye'deki bütün müze sever dostları, tarihine dokunmak isteyenleri, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Neylan Hanım çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz, sağ olun. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahevran-ı Veli'nin türbesinin bulunduğu zaviyenin önündeyiz şimdi. Ahevran-ı Veli 93 yaşında Kırşehir'de vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Esas adı Mahmud bin Ahmet Ebul Hakayık Nasruddin olup 1171 yılında Horasan'ın Hoy kasabasında doğdu. Türklüğün manevi piri Ahmed-i Yesevi, Fahrettin Razi gibi büyük alimlerin dergahında mana ve madde aleminin tüm bilgilerini tedris edip zamanın sayılı alimleri arasında yer aldı. Yüce Türk milletinin Anadolu'yu yurt edinme seferlerine alperenler olarak Horasan'dan gönderilen Hacı Bektaşi Veli, Mevlana gibi büyük önderlerden olan Ahi Evran, 1206 yıllarında 35 yaşındayken Anadolu'ya geldi. O zamanki adı Gülşehir olan Kırşehir'e yerleşti. Ahevran Veli, Kırşehir'de tüm ülkeyi kucaklayan büyük ahi teşkilatını kurup onun lideri ve piri oldu. İlk mesleği debalık, yani dericilik olan Ahevran, bayraktarlar, bağbanlar, başmakçılar, kılıççılar, çadırcılar, çanakçılar, dokumacılar, dülgerler, neccarlar, gemiciler, hallacılar, iğneciler, kuyumcular, kürkçüler, şairler, tabipçiler, tüfekçiler gibi 32 mesleğin ustası ve piridir. Ahevran Veli kurduğu ahilik sistemiyle sadece milletine değil, tüm insanlık için sosyal, iktisadi, siyasi bir yaşam tarzı oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim felsefesine ahilik egemen olmuş, padişahlar ahi terbiyesi almış, ahi unvanı taşımışlardır. Ahilin anayasası fütüvvetnamelerdir. Ahi kişinin eli, kapısı, sofrası açık, gözü, beli, dili kapalıdır. Pir Ahevran-ı Veli Hazretleri 1 Nisan 1264 tarihinde Kırşehir'de Moğollarla yapılan bir savaşta 93 yaşında ön saflarda kılıç sallarken şehit olmuş ve keramet göstererek evran olup toprağa aktığı rivayet edilmektedir. Bu türbede yatmaktadır.
izleyicilerimiz, Ozanlar Diyarı, Pirler Diyarı, Kırşehir'de programımızın sonuna geldik. Sizlerle buradan paylaşacağımız son görüntülerde Hılla Gölü'nden hoşça kalın. Mühür gözüm senilden, mühür gözüm senilden, sakınırım, kıskanırım yan kardan esen yelden, sakınırım, kıskanırım hey. Adım adım Anadolu bu hafta